anlaşıyorlar. Bu hale geldik. Bir tek dostumuz kalmadı. Şimdi biz emperyal ülkeyiz. 10 bin kilometre ileriden ABD geliyor da biz 4 bin kilometreden niye gitmiyoruz'a döndürdük. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen Dışişleri Bakanlığı'nın dışındaki uzman olmayan, bugün günü kurtarmaya çalışan topluma o az önceki yayılmacı politikalarını, emperyal politikalarını sunmaya çalışan, buralarda bizim de hakkımız vardı. İşte bak şurada Türkmen uluslular var, yok burada bilmem neler var gibi sunan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dışişlerini, yani kendilerini yönetemiyorlar, Türkiye'yi yönetemiyorlar. Dışişlerini yönetmeleri, dış ülkelerle ilişki kurmaları mümkün değil. Tamamen günlük pazarlık yapıyorlar, ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. ABD ile anlaşma yapmaya çalışıyorlar, NATO ile anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak da faydalanabilir miyiz diye düşünmeye çalışıyorlar. Kesinlikle hiçbir planları, programları yok. Günübirlik, işte az önce söyledim Reuters'ın şeyi. Bir saatte iki açıklama birden yapabilen bir ülke haline geldik. Yani 11 Ağustos'ta hiç canım öyle sosyal medyada uyduruyorlar göçmeç yok dedi. Hı hı. 15 Ağustos'ta sadece 4 gün sonra Erdoğan ikisinde de kendi ağzından söyledi biliyorsunuz. Dedi ki düzensiz göç çok ciddi boyutlarda tehlike dedi. Şimdi Güller donduğunuz sırada siz şunu sormaya çalışıyordum. Bu göç konusunda Türkiye'nin Türkiye lehine elbette anlaştığı bir ülke ortaya çıkan bizi rahatlatacak bir mekanizma var mı bildiğiniz? Var. Nedir? 10 gün kadar sonra çıkacak yeni kitabım Tampon Ülke adı. Bu göç konusunu incelediğim bir kitap. Bu kitabın temel tezi şu. Yani şimdi Türkiye'nin bir göç politikası yok diyoruz ya. Aslında var. Yani tersinden var. Türkiye'nin bir göç politikası var. Nedir o? O da şudur. Türkiye'yi bir tampon ülke yapmak, Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getirme politikasıdır. Bunu biz sadece olan bitene bakarak söylemiyoruz. Bunu doğrudan AKP'nin kendisi söylüyor. Nasıl söylüyor? Anımsayın, 2016 yılında AKP hükümetinin başbakanı olarak Binali Yıldırım kalktı dedi ki bugün mülteciler Avrupa'yı istila etmiyorsa bu bizim mültecileri kendi sınırlarımızda tuttuğumuz içindir dedi. Peki Avrupa'yı istila etmeyecek o mülteciler bu durumda Türkiye'yi mi istila etmiş oluyorlardı? Teknik olarak evet. Peki Avrupa'yı bu istiladan nasıl korumuş oluyor Türkiye? Avrupa Birliği ile bir geri kabul anlaşması yaparak. Hem de iki kere. İlki 2013'te, ikincisi Yunanistan'a başlayan göçleri tersine çevirebilmek için 2016'da yapılan anlaşmalarla. Şimdi ikinci bir anlaşmanın da Amerika ile olabileceğine dair güçlü izler var. Ama bir dakika o bugün... Güller galiba o sırada yayında olmadığınız için aktardım duymadığını zannediyorum. Amerikan Büyükelçiliğinden bu sabah bir açıklama geldi çok taze. Ona geleceğim tam da. Ha, ona tam. Geleceğim yani tam böyle da. Bir anlaşma her yok kadar, diyor. Her ne kadar Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bir anlaşma yok diyorsa da hı. Ayrıca bir parantez, keşke bu açıklamayı Türk Dışişleri Bakanlığı yapsa ama ne yazık ki Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapabilecek bir bilgisi yok. Çünkü o görüşmede, Biden'la baş başa görüşmede Merve Kavakçı'nın akrabası dışında kimse yok. Evet. Gelelim bir anlaşma var mı yok mu ya? Bakın bizim bunu anlayabilmemiz için bir NATO toplantıları silsilesine iyi bakmamız lazım. Size 3 toplantı söyleyeceğim. 3 toplantı takvimiyle birlikte. Birincisi... 14 Nisan 2021'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı. Hı hı. 14 Nisan. İkincisi 1 Haziran 2021 yılında yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı. Üçüncüsü de 14 Haziran 2021 Liderler Zirvesi. 3 tane toplantı. Şimdi resmi olanlara bakarak söyleyelim öncelikle. 1. 14 Nisan'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye bir görev verildi. Neydi o görev? Dendi ki Türkiye Doha'da başlayan Taliban'la görüşmelere İstanbul Konferansı düzenleyerek ev sahipliği yapsın. Bunu da büyük bir müjdeyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Anımsayacaksınız 14 Nisan'da. Takvim de hemen belirlenmişti. 10 gün sonra 24 Nisan'da yapılacaktı.
Ancak Taliban bu daveti bütün işgalci güçler Afganistan'dan çıkmadan yerine getirmeyiz dedi. O nedenle birkaç kez ertelendi. 14 Nisan tarihli NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karardı bu. Türkiye'nin ilk Afganistan görevi, İstanbul Konferansı. Bir. Gelelim ikincisine. 1 Haziran 2021'de bu kez Dışişleri yerine Savunma Bakanlarının NATO toplantısı vardı. Oradan çıkan açıklamalardan da biliyoruz ki Savunma Bakanı Hulusi Akar o toplantıda Amerika'ya ve tabii diğer NATO müttefiklerine geri çekilme sonrası Afganistan Hamid Karzai Havalimanı'nın korumasını üstlenmek istiyoruz diye bir talepte bulundu. Bu da ikinci konuydu. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü 14 Haziran'da yapılan NATO Liderler Zirvesi. Artı o zirvenin arkasında Biden'la Erdoğan'ın yaptığı baş başa görüşmeler. Önce Liderler Zirvesi'ne bakalım. Tarihteki belki de yanlış hatırlamıyorsam en uzun maddeleri içeren bir deklarasyon yayınladılar. 79 maddelik. O maddelerden birinin içeriği göç konusuydu. NATO göç konusunda kendisine bir misyon biçerek bununla mücadele misyonu biçmişti. Arkasından yapılan baş başa görüşme ise Türkiye'nin Amerika ile masadaki bir takım sorunlarının konuşulmayıp bunların paranteze alındığı, merkeze Afganistan görevlerinin konuşulduğu bir ikili görüşmeye dönmüştü. Nitekim 22 Haziran'da yani o zirveden bir hafta sonra, 8 gün sonra Türkiye'de yapılan ilk kabine toplantısından sonra Erdoğan kalktı dedi ki biz Biden'la havalimanı konusunda mutabık kaldık dedi. Hı hı. Ayrıca Amerika ile mutabık kalmaların içerisine yeni bir dönem, işte mutlu başlangıç vesaire gibi bir sürü olumlu şeyde sürerek bir mutabık kalınan durum tarifi yaptı. Şimdi soru şu, bakınız İstanbul Konferansı, havalimanı, bekçiliği görevi, NATO'nun göçle mücadele programı, bütün bunlar var. Şimdi elde var bir olarak bu kenarda kalsın. Gelelim bir başka konuya. 2 Ağustos günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir program açıkladı. Mevcut mülteci kabul programının birinci aşaması yeterli olmadığı için ikinci bir aşama belirlediler ve 20 yıldır kendilerine Afganistan'da işbirliği yapmış Afganlar ve onların aileleri, kimler bunlar? İşte haber kuruluşunda çalışanlar, yardım kuruluşunda çalışanlar, Amerikan kuruluşlarında çalışanlar, Amerikan kuruluşu olmasa bile kaynağını Amerika'dan alan uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ve aileleri. Bunun aşağı yukarı 53 bin olduğu bilgisi var. Bu 53 bin kişinin transferi için Amerika bir yeni program başlattı. Daha doğrusu programın ikinci fazını başlattı ve o fazla ilgili olarak da bu işbirliği yaptığı Afganlara şöyle seslendi. Türkiye'ye ulaşın, Türk hükümeti ya da Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sizin kaydınızı alacak. Hmm. Şimdi bakın bu açıklama yapıldı. Türkiye'den ne AKP hükümetinden ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir ses çıkmadı buna. Ne zamana kadar? Yaklaşık 48 saat sonra. Saat 23.09'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz bu anlaşmayı kabul etmiyoruz özetli bir açıklama yapana kadar CHP lideri bu açıklamayı yaptıktan 35 dakika sonra bu kez dışişleri çıktı. Amerika'nın bu açıklaması kabul edilemez. Bizi böyle bekleme odası gibi göstermesi doğru değil. Zaten böyle bir şey yok vesaire gibi bir açıklama yaptı. Ertesi günde AKP hükümetinin çeşitli yetkilileri yok böyle bir şey deyip geçtiler. Yok böyle dendi ama Amerikalı diplomatın Türkiye'yi bekleme odası gibi işaret eden o açıklaması hala ve hala Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duruyor. Diğer yandan Afgan göçü devam ediyor. Üçüncüsü, bakın bunu da Arnavutluk Başbakanı açıkladı Edirama. Dedi ki Amerika bizden resmi talepte bulundu. Bir bölüm Afgan göçmeni almamız için. Bu konuda hemen hayır demiyoruz. NATO'nun bu yükü ne kadar paylaşabileceğine bağlı olarak kabul edebiliriz dedi. Sonradan öğrendik ki sadece Arnavutluk değil Kosova ve Makedonya'ya da Amerika böyle bir resmi talepte bulunmuş. Şimdi soru şu. Arnavutluğa, Kosova'ya ve
Makedonya'ya ulaşacak Afgan göçmen nereden geçecek? Ve bunlar bir bölümse, yani uçaklarla transfer edilecek kadarsa ana gövde nerede olacak? Tekrar hatırlatarak son cümlemi söylemiş olayım. 14 Nisan'da İstanbul Konferansı Taliban'la yapılma görevi. 1 Haziran'da havalimanı bekçiliği görevi. 14 Haziran'da göçle mücadele programı ve tümünün mutabakatı üzerine Erdoğan'ın Biden'la yaptığı bir görüşme var. Ve durdurulamayan ve önce yok sayılan ama gittikçe arttığı artık AKP tabanındaki rahatsızlık nedeniyle de Erdoğan tarafından kabul edilmek zorunda kalan bir Afgan göçü durumu var. Şimdi tüm bu çerçeve içerisinde bakıp Büyükelçiliği, Amerikan Büyükelçiliği'nin vardır yoktur açıklamasını izleyicilerimiz kendileri yorumlamış olsunlar. Şimdi çok zihin açıcı, aydınlatıcı bir konuşma oldu. Güller'e teşekkür ediyorum. Bunun tabii ki benim sorum şuydu. Erdoğan'ın, iktidarın bir planı göç konusunda var mı? O planın